Depremin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan tesiste üretilen pul biber ve salçalar başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Haydar Yalçınkaya, İslahiyeliyim. Biber üzerine çalışıyorum. Yıllardan beri işletmede çalışıyorum, kendi işletmemizde. Üretim yapıyoruz, ziraatçılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Mevcut sanayimiz devam ediyor. Tabii ki deprem çok ciddi bir şekilde etkiledi. Deprem bizi çok geriye attı. Yani 20 yıl diyebilirim geriye attı deprem bizi. Maddi ve manevi olarak da. Ama biz mücadeleye devam ediyoruz. Hayatta kaldık. Kalanlar mevcut işletmemizdeki çalışanlarla birlikte devam edip süreci devam ettiriyoruz. Günlük ortalama 10 ton üretim yapıyoruz biberden. Bunun yanı sıra yöresel salça üretiyoruz. Biber salçası, domates salçası. Ortalama günlük 20 ton bir kapasitede üretim yapabiliyoruz. Biz yaptığımız iş piyasa çalışıyoruz. Yurt dışı çalışıyoruz. Yani ihracatımız var. Birkaç ülkeye var. Burada Orta Doğu'ya var, Avrupa'ya var. Coğrafyada yani aroma ve kalite olarak bu bölgenin ürünü, yani dünyada eşi benzer olmayan bir ürün biber olarak. Tamamen yerel tohumlarda, anaç tohumlarda üretiyoruz. Yani burada hibrit, yani fide yok bu işte. Tamamen ata tohumlarıyla devam ediyoruz. Diğer tohumlarda randıman alamıyoruz. Ondan dolayı rengimiz ve kalitemiz, lezzeti çok iyidir. İslahiye'de, yani deprem İslahiye, Nurdağ bu bölgeye daha çok vurdu. Gaziantep bölgesini size söyleyeyim. Geneli söyleyemiyorum. Ciddi bir şekilde açığımız var. Maddi açığımız var. Bu bölgedeki tarım ve sanayicilere devletten destekleri bekliyoruz. Krediler bekliyoruz. Yani Gaziantep 2 milyon nüfusa sahip bir şehir. Bunu Gaziantep merkezi değil de yani nokta yerlere kredilerin, desteklerin verilmesini istiyoruz bu arada.